Buna göre Mehmet Kurt adlı çalışanın doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Doğum yılının son iki rakamı x diyelim ve çalışanın iş yerinde çalışmaya başladığı yılın son iki rakamı ise 16. Bu iki sayının en büyük ortak böleni sarı kareye, en büyük ortak böleni 4, en küçük ortak katı ise kırmızı kareye yazılıyor. Ve mavi kareye ise sarı ve kırmızı karelerde yazan sayıların toplamı yazılıyor. Mavi kareye 340 yazıldığına göre ebobları 4 ise 340'dan 4'ü çıkarttığımızda ekokları 336 bulunur kırmızı kare yazılması gereken sayı 336'dır. Ve iki tane sayı biri x biri 16. Bu iki sayının ebobları 4. Ekokları da 336 ise iki sayının çarpımı ebobları ve ekokların çarpımına eşittir. x'i bulmak için her iki tarafı 16'ya bölersek x eşittir. 16 4'ün 4 katı 336 da 4'ün 84 katı olduğuna göre x 84'e eşittir. Doğum yılının son iki rakamı 84 ise doğum yılı 1984'tür. Sorun cevabı B'dir. Buna göre Fatih'in pastasının üzerine yerleştirdiği mum sayısı en az kaçtır? Fatih bu pastaların üst yüzeyindeki karelerin çevreleri üzerine her köşeye bir mum gelecek şekilde eşit aralıklarla mumlar yerleştirmiştir. Mumlar arasındaki mesafe eşit ise en az sayıda mum olması için mesafenin 16'nın ve 24'ün ortak bir böleni olmalı ve ortak bölenlerinden en büyüğünü alırsak ikisinin EBOB'u 8 bulunur. İki mum arasındaki mesafe 8 santim. Çevresini bulacak olursak bir kenarı 16 santim ise karenin çevresi 16 çarpı 4'ten 64 santimdir. İki mum arasındaki mesafe 8 santim olduğundan 64'ü 8'e böldüğümüzde 8 tane mum yerleştirilir. Değerinin çevresini bulursak bir kenarı 24 ise 4 ile çarptığımızda 96 santim bulunur. Çevresi 96'yı da 8'e böldüğümüzde 12 tane mum yerleştirilir ve en az 8 artı 12'den yerleştirilen mum sayısı 20'dir. Sorun cevabı C'dir. Buna göre saat 1'e noktalı olarak verilen yere yazılabilecek sayı en çok kaçtır? Saat 12'de birinci katta 11, ikinci katta 18 araç bulunmakta. Belirli bir saat sonra ise birinci kattaki araç sayısı 83, ikinci kattaki araç sayısı ise 132'dir. 83'ten 11'i çıkarttığımızda 72 tane araç park edilmiş, 132'den de 18'i çıkarttığımızda 114 tane araç park edilmiştir. Birinci ve ikinci katlara kendi içlerinde aynı aynı sayıda araç park edilmekte ve hiçbir araç çıkış yapmamaktadır. Geçen süre her iki katta da ortak olduğuna göre 72'nin ve 14'ün ortak bir böleni olmalı. En büyük ortak böleni alırsak ikisinin ebobu 6'dır. 72'ye 6'ya böldüğümüzde yani 6 saate böldüğümüzde her saatte 12 tane araç park edilmiş. 114'e 6'ya böldüğümüzde her saatte 19 tane araç park edilmiştir. Buna göre geçen süre en fazla 6 saat olmalıdır. 12'ye 6 eklediğimizde saat 18 olduğundan noktalı yere 18 gelebilir. Sorun cevabı C'dir. Buna göre yeşil bölgede ankete katılan kişi sayısının alabileceği 3 basamaklı en büyük tam sayı değer kaçtır? Üst satırda bulunan iki bölgede ankete katılan kişi sayılarının en büyük ortak böleni 72. Üst satıra sarıya A, yeşile B dersek, ortak bölenleri 72 ise her ikisi de 72'nin bir katı olmalı. Sağ sütunda bulunan iki bölgede ankete katılan kişi sayılarının en büyük ortak böleni de 96. Sağ sütun yeşil ve sarı. Yeşile B, sarıya da C dersek, en büyük ortak bölenleri 96 ise her iki sayı da 96'nın bir katı olmalı. Ve yeşil bölgede A, ankete katılan kişi sayısına baktığımızda B sayısı 72'nin ve 96'nın bir katı olduğundan 72'nin ve 96'nın en küçük ortak katını alırsak ikisinin ekoku 288'dir. En az 288 ve 288'in katları olabilir. 3 basamaklı en büyük tam sayı değeri ise 288'in 3 katını alırsak 864 kişidir. Sorunun cevabı A'dır.